Çok kıymetli Adalet Bakanımız, değerli milletvekili arkadaşlarım, partilerimizin kıymetli temsilcileri, İki Nolu Baro'muzun değerli başkanı, yöneticileri, üyeleri, yargı camiamızdan değerli temsilciler, çok kıymetli stajyer avukatlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Öncelikle Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah sağlıkla, sıhhatle, Kadir gecesine sonra da bayrama kavuştursun inşallah. Şimdiden hepinizin bayramını da tebrik ediyorum. Başkanımız açıkladı. Normalde 5 Nisan Avukatlar Günü ama bu bayram vesilesiyle bir gün önceden Avukatlar Günü'nü de bir anlamda burada bu etkinlikle kutlamış oluyoruz. Ben de bu vesileyle hepimizin Avukatlar Günü'nü tebrik ediyorum. Başta Şehit Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz olmak üzere vazife başında şehit olan tüm yargı camiası mensuplarını da burada rahmetle anıyorum. Cenab-ı Allah'tan hepsine rahmet diliyorum. Buraya MGK toplantımız sonrasında Sayın Bakanımızla birlikte geldik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hepimize sevgilerini, muhabbetlerini ve Avukatlar Günü tebriklerini iletmek istiyorum. Değerli katılımcılar, adalet kavramı insanlık tarihi kadar eski ve her daim üzerinde düşünülen, tartışılan bir kavram olmuştur. Adalet, toplum hayatında düzeni ve hakkaniyeti sağlayan bir ahlaki erdemdir aynı zamanda. Rahmetli Alev Anadlı'yı da burada anmış olayım. Hukuki olan her şey helal olmayabilir diyordu. Kanuni olan her şey helal olmayabilir. Hukuk dediğimiz hadise aslında daha geniş bir ahlak kavramı üzerine bina edilmek durumunda. Bunu da rahmetle almış olalım Alev Aratlı hocamız. Bizim siyaset ve hukuk anlayışımız devletin temelinde adalet, adaletin temelinde ise insanın olduğu anlayışa dayanır. Cumhuriyet tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma atılımlarına imza atarken adalet alanını 4 temel önceliğimizden biri olarak belirlemiştik ve bütün bu 20 yılı aşkın süreçte adalet kavramıyla ilgili çok şeyler yaptık, çok reformlar hayata geçirdik. Adaletin mülkün temeli olduğuna inanan bir anlayıştan geliyoruz. Burada mülk dediğimiz tabii ki devlete, yönetime karşılık geliyor. Uzun yıllar Kalkınma Bakanlığı yapmış bir arkadaşınız olarak şunu da ifade etmek isterim. Adalet sadece mülkün değil, aynı zamanda kalkınmanın, gelişmenin, demokrasinin de temeli. Dolayısıyla bir toplumun ilerlemesinin, standartları arttırmasının, yaşam kalitesini arttırmasının temel şartlarından biri aynı zamanda adalet. Anayasamızda ve temel kanunlarımızda gereken düzenlemeleri meclisle birlikte hayata geçirmek ve adalet teşkilatımızı güçlendirmek için zorlu bir mücadele yürüttük. Sadece teknik konularla uğraşmadık. Aynı zamanda adalet sisteminde vesayet odaklarıyla da mücadele ettik. Ve çok şükür bu alanda önemli bir başarı sağladık. Adaletten, yargıdan farklı vesayet odaklarını en son mümkünsü FETÖ olmak üzere tasfiye etmeyi başardık. Bu da adalet sistemimiz adına aslında en önemli kazanımlardan biri olmuş. Adalet herhangi bir grubun, ideolojik grubun veya menfaat grubunun enstrümanı değil, milletin hak arayışının kapısı olmak durumundadır. Bu anlayışla hareket ettik ve böyle de devam edeceğiz. Ülkemizin içinde bulunduğu şartlar ne olursa olsun hukuki reformlardan hiçbir zaman taviz vermedik. İnsan hakları eylem planı ile
özgür birey ve demokratik toplum için atılması gereken birçok adımı kararlılıkla attık, hayata geçirdik. Hak ve özgürlüklere dair devrim niteliğinde düzenlemeleri yaparken aynı zamanda adalet sisteminin fiziki altyapı eksikliklerini de büyük oranda giderdik. Merdiven altı görünümünde düşük donanımlı adliye manzaralarını tamamen silmek için çok çaba sarf ettik, çok önemli kaynaklar ayırdık. Bununla birlikte güven veren ve erişilebilir bir adalet sisteminin tesisi için anayasadan yasalara, kurumsal işleyişten personel yapısına ve özlük haklarına kadar pek çok reforma imza attı. İyi hukukçular yetiştirilmesine de her zaman büyük önem verdi. Değerli katılımcılar, hukukun üstünlüğünün korunması ve herkesin eşit şekilde hukuki haklardan yararlanabilmesi için avukatlar önemli bir köprü görevi üstlenirler. Az önce Sayın Bakanımızın dediği gibi iddia, savunma ve hüküm makamları yargının sac ayaklarıdır. Dolayısıyla avukatlar adalet sistemimizin, yargı sistemimizin olmazsa olmaz temel bir unsurudur. Sizlerin bireylerin haklarını korumak ve adaleti tesis etmek yönünde fonksiyonunuz toplumsal düzenimiz için de son derece kıymetlidir. Bu bilinçle avukatlık mesleğini ve yargının savunma tarafını güçlendirmeye her zaman önem verdik, öncelik verdik. Değerli misafirler, 2020'de meclisimizde kabul edilen yasa ile avukat sayısının 5000'i aştığı illerde asgari 2000 avukatın bir araya gelmesiyle baro kurulmasının da önü açıldı. Böylece Ankara'da hizmetlerini sürdüren birbirinden değerli avukatlar ve hukuk dernekleri öncülüğünde Ankara 2 nolu barosu da kurulmuş oldu. Sizlerin faaliyetlerinizle hem mesleki gelişime sağladığınız katkılar hem de sosyal sorumluluk projeleriyle oluşturduğunuz birlik ve beraberliğin takdire şayan olduğunu ifade etmek isterim. Çoklu baro sisteminin yanı sıra mesleğe yeni başlayan avukatların mali olarak desteklenmesi için ilk 5 yıl baro aidatının hiç alınmamasına ilişkin düzenlemeyi de gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın hukuki yardıma erişim maliyetini azaltmak için bazı avukatlık hizmetlerindeki KDV oranını %18'den %8'e indirdik. Bunun yanında adli yardım hizmeti için avukatlara ödenen ücret, avukatlık asgari ücret tarifesinde öngörülen şekilde kademeli olarak artırılmaktadır. Avukat ve vatandaşların internet üzerinden dava açabilmelerini ve işlem yapabilmelerini sağladı. Hukuk yargılamalarına e-duruşma sistemini kazandı. Bu vesileyle dünyanın en iyi elektronik altyapılarından birine sahip olduğumuzu da ifade etmek isterim. UYAP dediğimiz sistem gerçekten son derece etkin, gelişmiş bir altyapı. Buna emeği geçenlere de tebrik ediyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli Başkan Yardımcılarımız, milletvekillerimiz, Ankara İkinoğlu Barosu Başkanımız ve Baro Yönetim Kurulu üyelerimiz, çok kıymetli yargı mensuplarımız, çok değerli avukat meslektaşlarım, kıymetli basın mensupları, ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ankara İkinoğlu Baromuzun iftar yemeğinde sizlerle beraberiz. Bu güzel atmosferi bizlere hazırlayan çok değerli başkanımıza ve ekibine, emeği geçen tüm kardeşlerimize çok çok teşekkür ediyoruz. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluş ayı Ramazan-ı Şerif'in artık son haftasındayız, son günlerindeyiz. Tabii yarın akşam inşallah Kadir Gecesi. Şimdiden Kadir Gecenizi tebrik ediyorum. Ve yaklaşan Ramazan bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum. Yarın da avukat meslektaşlarımız için önemli bir gün.
5 Nisan Avukatlar Günü. Bugünden itibaren kutlamaya başladık. Ankara İkinoğlu Baromuzun sempozyumuyla bugün güzel bir program gerçekleştirdik. Ve o sempozyumda da meslektaşlarımızla beraber avukatların sorunlarını konuştuk, yapılanları, yapılacakları değerlendirdik. Akşamında da iftarda sizlerle beraberiz. Avukatlar yargının kurucu unsurlarıdır. Hakim, savcı, yargı mensuplarımız nasılsa savunmayı temsil eden avukatlarımız da yargının kurucu unsurlarından olarak zaten mevzuatımız, avukatlık kanunumuz bunu belirlemiştir. Avukatlık kanunun 1. maddesi. Hem kamu hizmeti, hem serbest meslek, hem de yargının kurucu unsuru. Devletin 3 taç ayağı var. Yasama, yürütme, yargı. Kuvvetler ayrılığı dediğimiz 3 ana sütundan oluşan devlet, demokratik hukuk devleti. Yargı olmazsa demokratik hukuk devleti olmaz. Yargının da 3 taç ayağı var. İddia, savunma ve avukat. İddia, savunma ve hüküm. Savunmayı temsil eden avukatlarımız. Dolayısıyla yargının 3 taç ayağından biri savunma eksik olduğunda yargı olmaz. Devletin 3 erkinden biri de olmamış olur. O nedenle hukuk devletinin olmazsa olmaz şartlarından biri de savunmadır. Meslektaşlarımızın yapmış olduğu iştir. Dolayısıyla avukatlarımız önemli. Bu anlamda tabii avukatlarımızın mesleki hayatını geliştirmek, onların meslek hayatında karşılaştıkları zorlukları ortadan kaldırmaya yönelik önemli çalışmalar geçmişte yaptık ve yapacağımız, planladığımız çalışmalar da var. Adalet mülkün temelidir diyoruz. Adalet herkese hakkını vermektir. Haklı olana hakkını vermektir. Adalet insan onurunu korumaktır. Adalet, dolayısıyla adaletin tecellisi savunma olmadan mümkün değil. Adaletin tecellisinde çok önemli katkısı olan avukatlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar özellikle 22 yıldan bu yana avukatlarımızın gerek mevzuat anlamında, gerek onların görev yaptıkları fiziki kapasitenin artırılması anlamında, mevzuatın iyileştirilmesi anlamında önemli çalışmaları beraber gerçekleştirdik. Özellikle yargı reformu strateji belgeleri ve insan hakları eylem planları kapsamında gerçekleştirdiğimiz önemli düzenlemeler oldu. Hepimiz burada tecrübeli avukatlarımız var. 40 yılı, 45 yılı aşmış abilerimiz var. Ama içimizde çok genç kardeşlerimiz de var. Dolayısıyla İkinoğlu Baron'un davetinde her dönemi yaşamış burada avukat meslektaşlarımız var. Bizim yaşadığımız, özellikle benim avukatlığımın ilk yıllarına hatırlayacak olduğunda, o fiziki kapasitenin yetersiz olduğu, kiralık binalarda, merdiven altlarında duruşmaların gerçekleştirdiği günleri unutmadık. Yine bir yazı işleri müdürlüğüne girdiğimiz zaman, havale için ya da bir iş için girdiğimiz zaman, bir top fotokopi kağıdı alır mısın avukat bey denilen günler artık tabii geride kaldı. Gençlerimiz o günleri zaten bilmiyor. Biz o günleri iyi hatırlıyoruz. Daktilo seslerinin, bilgisayarların olmadığı, teknolojinin imkanlarının, uyap sisteminin olmadığı o dönemlerden bugünlere geldik ve fiziki kapasitemizi geliştirdik. Modern adliye saraylarında ve teknolojinin tüm imkanlarıyla donatılmış o adliye saraylarında hem hakim savcılarımız hem de avukat meslektaşlarımız vatandaşlarımızın yargı hizmetlerinden memnuniyetini artırabilmek için gece gündüz çalışmaya devam ediyorlar. Tabii diğer yandan çağa uygun vatandaşlarımızın, insanımızın ihtiyacını karşılayacak mevzuat çalışmaları noktasında da ülkemiz çok önemli mesafeler aldı. Temel kanunlarımızın tamamı değişti. Ceza kanunlarımız, borçlar kanunumuz, ticaret kanunumuz, hukuk muhakemeleri kanunumuz,
Hepsi yenilendi. Dünyanın, Avrupa'nın en çağdaş yeni kanunlarına sahibiz. Bir icra-i gaz kanunu kaldı yenilenmeyen. Bir de yine Sabri Bey'in bahsettiği avukatlık kanunumuz kaldı. İnşallah avukatlık kanunu ile ilgili de çalışmamızı sürdürüyoruz. Bir taslak çalışmamız var. Bilim kurulu üzerinde çalışıyor. Avukat meslektaşlarımızın, barolarımızın da görüşlerini almaya devam ediyoruz. Ve inşallah yeni avukatlık kanunuyla avukatlarımızın özellikle sorunlarını ortadan kaldıracak bir temel kanunu inşallah 28. dönem parlamentosunun takdirlerine taslağımızı önce Cumhurbaşkanlığımıza ve sonrasında da meclis grubumuza ve milletvekillerimizin takdirlerine sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.